Merhaba dostlar, ben komedyen. Bugün Artemis test ediyoruz. Artemis test aşamamızda ikinci aşamaya geldik. Evet, Artemis'i biraz hastayım, kusura bakmayın. Artemis'i Gear Rate 1 20'de test edeceğim bu sefer. Bir önceki videoda 19'du. Bu sefer 20'de test ediyoruz. Şimdi aynı şekilde giriş yapalım. Şimdi ben Morrigan'la karşılaştırmak istiyorum burada bu sefer. Comet'le karşılaştırmamıza zaten gerek yok. Comet büyük ihtimalle her türlü çok daha fazla vuracak. Bu sefer Morrigan'la karşılaştırmak istiyorum. Bakalım kaç vuracağız. Ve geçebileceğiz mi? Öyle en büyük olaylardan birisi de geçebilmek de önemli. Şöyle hemen şunu koyalım buraya. Morrigan'ın itemlerinde bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Şöyle hemen Artemis'in ultiyi bastık. Bunu bastık. Şöyle çektik. Morrigan'ın itemlerini de kontrol edelim bundan sonra. Evet, çok yüksek hasar vurduğu için. Güzel güzel. Ama yetmedi. Bir kere daha vurmak istiyorum. Şuradan grid'i de koymak istiyorum bu arada ya. Lord bonus çalışsın diye. Şöyle basalım hemen. Aa, öldü grid tek yerde. Grid'in demek ki itemleri çıplak. Şöyle tıklayalım, kaldıralım. Tekrar ultileri bastık. Comet'e Dolores buffs koyacağım. Çünkü yani en azından geçebilelim diye. Morrigan büyük ihtimalle itemleri çünkü çıplak. Düzgün değil yani daha doğrusu. Karakter neredeyse çünkü hiç hasar vurmuyor. Bu arada Rage Regen'i sanki karakterin çok fazla. Anlayamadım. Biraz fazla gibi gözüküyor. Şöyle çıkaralım. Grid'i tekrar koysak. Evet, grid çıplak gibi gözüküyor. Aa yok, bu yukarıya heal atmıyor. Okey, anladık. Şöyle hemen. Bu arada Dolores'la aynı anda gelmesi de güzel bir olay. Geçemedik çünkü Morrigan'ın düzgün itemi yok. Baksanız 2000 vuruyor, 300 vuruyor Morrigan. Morrigan itemlerini de düzeltelim. Şu grid'i kaldıralım zaten. Dur, ölsün zaten direkt ya. Şöyle kaldırdık. Artemis'i bastık. Olav'ı bastık. Şunu da basalım. Şöyle Comet ölmesin diye ne olur ne olmaz. Eleven'e çok güvenmiyorum. Şöyle koyalım. Hasarı bakalım kaç vuracak. Bir de Morrigan itemleri düzeltip deneyelim. Max damage vurdu, Morrigan'dan fazla vurdu. Morrigan'ın itemleri gerçekten de sıkıntılı mı? Onu bir anlamak istiyorum ya. Morrigan. Evet, silahını almışız Morrigan'ın. Şöyle quick ekip diyelim hemen. Okey, şu an okey oldu. Deselim bu haliyle bile geçirtiyorsa, yani quick ekip diyerek karakter harbi çok iyi demektir. Şöyle bir oldu. Şöyle Morrigan 2. Dolores. Şuradan Elowin koymak istiyorum ben ya. Evet, bu sefer daha fazla vur. Şöyle yapalım. Şunu kaldıralım. Böyle Hollow'u koyalım. Ama kesemedi yine. Yine az vurdu yani. Yetmedi Gear 20'ye. İkidir, bunu yanlış koyuyorum. Bunu restartlayacağım ya. Restartlayalım. Çünkü bölümü en azından geçmek istiyorum ki düzgün hasarlar, tam bir sayıları görmek istiyorum. Ondan Kamet'i yardım olarak alıyorum. Yoksa Kamet'i normalde yardım olarak almak istemiyorum. Keşke Grid'le de uğraşsaydık. Grid'i de itemeseydik de. Neyse.
Geçti artık. Evet, bu harika. Bu sefer daha düzgün vuruyor. Yani karakterin anti-heal olayı da olması çok iyi bir şey Gear Red 1 için. Yani istediğim gibi rahat rahat bırak, istediğim skill'e basabiliyorum. Bir dakika, burada bunu hızlıca yapmamız lazım. Şurada bırakalım. Ölme ihtimalleri de olmasın. Okey, güzel. Burada anti atamadık bunlara. Evet, burada bir Artemis yine geldi ultisi. Anti'li beklemedik ama inşallah hata yapmamış oluruz. Şöyle devam edelim. Anti'li yak beklememiz gerekiyordu. Geçemeyeceğiz büyük ihtimalle. Ama çok yakın bu sefer ya. Şunu çıkaralım. Ultiri basıp bunu kaldıracağım. Geçebileceğiz gibime geliyor. Bakalım. Burada kaç tane öldüreceğimiz çok önemli. Morgan'ın biraz daha kesmesi gerek. Bir iki tane daha kes hadi. Kamet de geldi, güzel. Kestik galiba şuradaki bir iki tane daha. Geçtik galiba bu sefer. Çok yakın ama. Geçtik, güzel. Geçtik, geçtik. Ölecek yalnız. Allah. Kaçma. Kaçma, gitme. Kaçma, gitme, gitti. Geçemedik bu arada. Tek başına bu kertenkele kırdı. Neyse, hasarlara bakalım. Kaç vurduk? 71 milyon vurdu. Morrigan 86 vurdu. Çok iyi. Ama işte buradaki şey olayını unutmayın kesinlikle. Yani itemleri oto giydir. Yani set bonus olsa set bonus %30 belki çok daha fazla bu duracak. Şimdi burada şöyle bir olay var. Karakterler daha çok heal aldığı için daha fazla hasar gibi gözüküyor. Yani Artemis, bizim buradaki amacımız Artemis'in ne kadar çok yüksek hasar vurduğu. Yani diğerlerine kıyasla yüksek hasar vurduğu. İkisiyle aynı hasar vurdu. Yani birbirlerine yakın hasar vuruyorlarsa demek ki Artemis gerçekten de yüksek hasara sahip oluyor. Güzel karakter. İtemleri biraz daha düzelsek büyük ihtimalle iyi bir hasar çıkaracak. Diğer karakterler tabii ki de. Video için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.